Merhaba sevgili hanımlar. Elif Şebnem Akal. Merhaba. Ayşenur Yazıcı. Merhaba. Bugün sizlere aklınızdan sıklıkla geçen ve neden böyle bir kavram olduğunu bilmediğimiz bir konu hakkında sohbet etmek istiyoruz efendim. Evde kalmak. Bu aslında el alem ne der diye bir çete vardır etrafta. O çetenin size nakşettiği bir kavram. Hazır bir enerji uzmanı varken bu konuyu kafanızda bir yerleştirin. Bakalım evde kalmak nasıl bir şey? Neden kalınır? Kalmak mı daha iyi, gitmek mi daha iyi? Ve neden böyle bir sorunu ediniriz? Erkek ve kadın tarafı olarak Şebnem Hanım söz sizde. Merhaba tekrar. Çok önemli bir konu. Üzerine parmak basıyoruz bugün. Evde hepimiz kalıyoruz aslında. Ama özellikle bizim toplumumuzda kadınların dert edindiği bir konu bu. Belli bir yaşa geldikten sonra aman işte kısmeti çıktı çıkmadı, evlendi evlenmedi, annelerimiz dert eder falan. Aradığımız bir şeyler var ve onları bulmanın derdindeyiz. Biz kadınlar olarak konuşuyorum. Tabii ki erkeklerde de bu husus var. Ama bizde biraz daha yoğun var. İşte belli standartlarda olsun, aklı başında olsun, ailesi düzgün olsun, yakışıklı olsun, işte okumuş olsun, görgülü olsun, bla 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 bla. O kadar çok teferruat var ki bizim özellikle aradığımız erkeklerde. Ama bu kadın tarafı dediğim. Tabii ki erkeklerde arıyoruz. Şimdi biz hele bir kadınları halledelim. Şöyle bir istatistik okumuştum, 2009 veya 2010'du. İşte bu genel aranan standartlardaki erkek sayısını toplumda işte bölmüş. Diyelim ki atıyorum 10 milyon erkek var. İşte üniversite mezunu derseniz bir anda sayı 2 milyona düşüyor. İşte yakışıklı da olsun derseniz 1 milyona düşüyor. Parası olsun derseniz 100 bine düşüyor. İşte şu su da olsun bu su da olsun şeklinde bir sürü şeyle araştırdığımızda. Elekten geçirdikten sonra elinde kalan 800 kişi. Ay. Ben inanamadım. 800 kişi. 800 kişi de sizin aradığınız şey varsa o 800 kişi nerede? Nasıl ulaşacaksınız? Bir de kaç bin kadın arıyor 800 kişi. Yani işte bu şey gibi antika, işte çok zor bulunan, çok kıymetli, çok değerli bir mücevheri aramak. Yani şimdi sen diyorsun ki her bulduğunu kılama, her güzelin bir kusuru vardır. Bu da doğru bir şey değil ki. Yani katlanmak üzere evlenmez ki insan. İşte bazı beklentileri azaltmak fayda var. Çünkü kadınların erkeklerden artık nedense bilmiyorum çok fazla beklentisi var. Yani siz kendinizden o kadar şey bekliyor musunuz? Aynı anda hem tahsilli olmak, hem güzel olmak, hem akıllı olmak, hem zengin olmak. Kariyerli olmak. Önce bunları kendinizden bekledikten sonra ancak birisinden bekleyebilirsiniz. Bak videonun burasında kapatır erkek. Çünkü söylediği şeyle hiç kimse yüzleşmek istemez. Ama çok önemli. Yani siz önce kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız. Önce kendi istediklerinizi, başkasında değil de kendinizde olmasını istediklerinizi tamamlayacaksınız. Ondan sonra ancak başkasında bunların bir anda hepsinin olmasını bekleyebilirsiniz. Böyle bir seçenek yok. Yani o 800 kişiye ulaşanları da işte biz sosyal medyada falan görüyoruz. Ama şimdi sen böyle söyleyince aklıma ne geliyor? Yani tamam ben de artık bir yuva kurmak istiyorum. Kadınların sebebi bence alt beyim, bebeğim olsun, çocuk doğurmak. Ama hani yani ehven işer bir şey bulayım da idare edeyim demek doğru bir şey mi? Çünkü ömrünün tamamını geçireceksin onunla ya. Peki yani, ne yapacağız? Üniversite seçme sınavına mı sokacağız adamları? Deneyecek. İşte, yani yiyecek karar vermek için. En yanlış karar bile kararsızlıktan iyidir. Karar verme genimiz karar verdikçe çoğalır ve kullanıma girer. Böylelikle kararlarınızı daha kolay verebilirsiniz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani evlendin, orası kocanın evi, işte zehir ye, zıkkım iç, gene de orada otur diye bir şey yok. Kefenin çıksın falan mı? Evet, eskidenmiş bunlar yani. Asla boşanamazsın. Yani 35 sene, 40 sene evli kalıp boşanan kadınlar var yani eski kuşaklarda. Artık böyle bir şey yok. İnsanlar birbirini de aradıklarını bulamıyorsa çok daha rahat vedalaşıyorlar. İyi de abi 35 sene birbirini aradığını bulamamak ne demek? Yani birbirine bir şey bulmadıysa nasıl yani bir arada kalıyorlar? Kişiler değişiyor belki. O da doğru. Ama aradığınız faktörler de değişiyor. Yani yaşla beraber değişiyor. Beraber değişiyor. Yani şimdi benim için bir erkeğin yakışıklı olmasından çok sohbet edilebilir olması çok daha önemli. Çok daha aradığım bir husus. Senin için böyle bir şey var mı bilmiyorum. Doğru hani değil. Öne geçen bir husus. Ya ben mesela el ayak takıntılıyım. Yani bu bir hastalık biliyorum yani.
tırnakların böyle dibinden yenmiş, kesilmiş ya da ayak parmaklarının böyle yamuk yumuk kesilmiş. Ya tövbe Allah'ım, yani ne yapayım, içim almıyor. İkincisi nezaket kurallarına, minimumuna riayet ediyor olması. Yani kapıyı açıp haldır uldur gitmek yerine açıp hop geçirip geçmek bu. Bir edep, bir ailenin yetiştirme şekli. Dolayısıyla diyorum ki, yani bu böyle yetiştirilmişse benim ailemin beni yetiştirdiği gibi bir edep anlayışı vardır. O halde biz birlikte sohbet edebilir, anlaşabilir, askeri müşterekte buluşabiliriz. Ya şöyle bir adamla karşılaşmadım. Ya pek şey söyleyeceğim. Bak hazır açılmışken konu. Uzun olacak video, kusura bakmayın, ne yapayım. Şimdi insanlar diyelim ki asgarisini buldu. Dedi ki ben bir evlat sahibi olmak istiyorum. Bu insan da genetik olarak da benim çocuğuma hani iyi babalık edebilecek biri. Evlendi. Umduğu gibi çıkmadı. Ve bir bebekle beraber boşandı. Ve tekrar Allah kimseye göstermesin, bilir nasıl bir şey olduğunu. Bu evde kalmışlar kervanına. Bu sefer damgalanmış eşek olarak. Ben onu damgalanmış eşek diyorum. Çünkü bu sadece Türk toplumunda değil. Birçok toplumda var. Yani boşanmış kadın. Ne yani, boşanmamış kadınlar edepli mi hepsi ki? Boşanmış kadın her şeyi yapmaya müsait gibi bakılıyor. Bu kişinin tamamıyla kendi ahlakıyla, duruşuyla, hayat görüşüyle alakalı. Peki bu ikinci evde kalmışlar dönenler için ne yapmalı? Çünkü ya bir daha korkuyor. Kötü, sorma. Yani çok danışanım var o konuda gelip hani bu deneyimlerini paylaşan. Cesur olmak lazım. Tabii ki deneyeceğiz. Hayal kırıklığı da var her türlü deneyiminiz. Hani süper bitecek diye bir şart yok. Bu hayatın bütün evreleri için, bütün durumları için geçerli. Biz deniyoruz, yanılıyoruz veya kazanıyoruz. Aynı şey işte belli yaş grubunda, belli evlilik tecrübesini yaşayıp bitirmiş, sonlandırmış insanlarda da mevcut. Kadın ya da erkek. Herkes gene arayışını devam ettiriyor. Çoğu devam ettiriyor diyelim. Ama işte daha farklı bakılıyor onlara. Yani bu çok acayip bir şey. Aynı durumda olan iki kız arkadaş birbirini daha rahat anlayabiliyor. Ama o ağırlığı hissetmemiş birine, o kadının, o bebekle beraber hayata tek başına devam eden kadının çok zor hakikaten yükü. Çünkü aile de farklı bir baskı kuruyor. Genelde anne baba yanına dönüyorlar. Ama eğer belli bir kariyeri varsa, çocuğuna bir bakıcı tutabilecekse kendi başına bir eve çıkıyor. Mesela ve inan işte bizler gibi. Yani o da ağır bir hayat. Yani o el alem ne der çetesi sürekli iş başında. Yani el aleme ne aslında? Yani ben açıkçası Ayşenur'un bahsettiği bizlerin de arasında olduğu aslında o grubu kahraman kadınlar olarak ilan ediyorum. O kadar çok kadın var ki. Dişini tırnağına takıp çocuğunu okutup işte hem kendi ayakları üzerinde durup hem o koskoca el alem ne der çetesine karşı kendi isteklerini gerçekleştirmeye çalışan o kadar çok yürekli kadın var ki. Çok bir erkek bunu yapamıyor, biliyor musunuz? Evet, o daha çabuk pes ediyor. Çok çok daha zorlanıyor en azından yapmaya kalksa da. Ki onun karşısında bir el alem ne der çetesi de yok. Yani tabii erkektir yapar. Hani yani yapar dediğinde de gezer manasında. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani daha serbest, daha az gözlemlenen, daha az hakkında konuşulan kişi oluyor. Bu arada aday oluyor tabii temiz. İkinci el. Çöpsüz üzüm derler ya eskiler. İkinci el aday olarak da oldukça gözde oluyor. Peki her insan evlenmek zorunda mı? Yani hayır. Bilmiyorum, aklıma öyle bir şey geldi şu an yani. Evlenmeden de hayat mümkün. Yani evlilik, aslında ben hep evlilik üzerine çok düşündüm de. Geçenlerde hatta bir kuafördeydim. Gelin başı yapılıyor. İşte bir sürü hanımefendi oralarda. Öyle bir sektör ki, ekonomik sektör. Yani inanılmaz paralar harcanıyor. İşte fotoğrafçısına böyle. Yani benim orada gördüğüm şekilde fotoğrafçı, çiçekçi, arabacı, işte şusu busu damat habire bir şeyleri ödemeye çalışıyor. Şimdi bunun arka planına gidelim. Bir eve çıkılıyor. Bu kadar ev kimin için yapılıyor? Bir eve çıkılıyor. Bir sürü eşya alınıyor. İşte efendim gelinliğiydi, saçıydı, başıydı, usuydu, usuydu. Takılan altınlardı. Ekonomiye bir katkı. Değil mi? Evlenen insanlar. Hadi o da bitti. Çocuk yapılıyor. Bu sefer çocuğun odasıydı, bakımıydı, mamasıydı, beslenmesi. Yine bir ekonomi. Ama hayatın kendi bu yani. Evet. Yani aslında içinde yok mu öyle bir ekonomi? Moda var, bu yaz nereye tatile gidecek var. Elbette var. Ama bu iki kişilik bir şirket. Ha, anladım. Yani iki kişi imza veriyor, bir şirket kuruyor ve o şirket ekonomiye katkı sağlıyor.
Böyle kuruluyor evlilikler açıkçası. Peki ne zaman karar vermeli bir insan başka biriyle evlenmeye? Valla açıkçası hani benim şu andaki görüşümde ben bu insanla yaşlanabilir miyim sorusuna olumlu cevap alabiliyorsanız hemen düşünmeyin yani. Çünkü yaşlanacağız biliyor musunuz? Çok uzun yaşayacağız. Ben hep söylüyorum videolarda. Yani bu ömür kimlerle geçecek? Bunun kararı bize ait. O insan doğurmak istediğiniz çocuklarınıza iyi baba olacak mı veya iyi anne olacak mı çocuklarınıza? Bunları düşünmek lazım öncelikle. Sonuçta gerçek anlamda bir ömrün birlikte geçmesi hedefleniyor ya o iki imzayla. Gerçekten o hedefe ulaşılabilir mi? Bunu bir şekilde hesaplamak lazım. Melih Cevdet Alay'ın bir tane şiiri geldi aklıma şimdi sen söylerken de içim sızladı ki adamcağız bundan 45 sene evvel diyor ki eskiden gençler bir arada yaşamaya karar verdikleri zaman bir ev tutarlardı. O ev içinde yaşlanırlardı. Onun için buna evlenmek diyordu. Şimdi diyor gençler apartman katlarına yerleşiyorlar. Artık evlilik bir katlanmak. Katlanmak çok doğru. Ama çok içini sızlatan bir şey. Evet. Ya o biraz da karşı tarafın şeyine bağlı. Hayat bakışına da yani doğru seçim yapamayacağım diye hiç evlenmemek de doğru değil değil mi? Yani senin dediğine göre hayat deneyimlerden tabii, ibaret. Her şey bir tecrübe. Edebine, ahlakına, evet, ailene, çevreme uygun olduktan sonra biriyle evlenmeye eğer makul görürsen karar verebilirsin. Ama benim naçizane bir anneanne olarak tavsiyem. Diyorum ki çocuk yapmadan önce bir iki yıl beraber geçirin. Hayat standartlarınızı tartın. Onun banyo yapması, eve karşı sorumluluğu, ne bileyim anne babana gösterdiği hürmet, senin özel günlerine gösterdiği saygı kesinlikle gibi şeyleri tartıp biçtikten sonra bir evlat sahibi olun. Allah inşallah da nasip eder. Çünkü evlat sahibi olamayanlar da var çok çevremde. Ondan sonra çünkü eşler boşandığı zaman o küçücük çocuklar anneannelerin babaannelerin evlerinde iki anne baba bir yere savrulmuş. Sürekli birbirlerine karşı kırgınlıkları dile getire getire o çocuğun da hayatı bir garip oluyor. Yani gitmesinde rüzgar var bugün. Doğru mu söylüyorum? Ama doğru. Yine de korkmadan bir karar vermeliler. Evet. Ve ben şunu ekleyeceğim. Gene ekleyeceğim. Bana kızmayın sakın. O 800 kişiyi arıyorsunuz ya. Siz niye ondan biri olmayasınız? Siz aradığınız şartları kendinizde edinmeye çalışın bir başta. Yani önemli olan kendi ayaklarınız üzerinde durarak verdiğiniz kararlar. Çok daha iyi kararlar onlar. Onları vermekten asla korkmayacaksınız. Ve bunun parayla alakası yok değil mi bak? Çünkü mesela diyelim ki ben gitar çalan bir adam olsun isterim. Ya da bir piyano çalan. Benim için çok önemli. İşte bir herkesin bir sapıklığı var. Müzikle alakalı olsun ya da sesi güzel olsun filan. Şimdi siz bir müzik aleti çalıyor musunuz? Çalmıyorsanız İsmek'in kursları var. İstanbul'da çok güzel belli kursları var. Ücretsiz olanlar da var. Evet, evet. Gidin bir mesela ut öğrenin. Ne bileyim ben gitar öğrenin, keman öğrenin. Ya da takı kursları var. Dil kursları var. Şeyler. Dil kursları var. Diller öğrenin. Kendimizi üstüne tuğla koya koya bir duvar haline getirmemiz gerekiyor. Yani sorumlu olduğunuz yegane aslında yapı kendi yapınız. Çünkü siz kendinizi nasıl oluşturursanız inanın evlatlarınız da ondan besleniyor, ondan faydalanıyor. Bir de dengini o zaman mı oluyor acaba? Hani yani hep öyle. Sende de doldurma hep olarak. Belki şöyle bir şey var. Yani işte çok zengin olsun takıntısı maalesef çok fazla var. Ne yapacaksın? Kim zorluk çekmek ister? Ya şöyle bir şey aslında. Hani bu tip olması çok daha zor seçenekleri elemiş olursunuz. Siz kendinizde olanı başkasına şart koşabilir misiniz? Bilmiyorum ki. Ben açıkçası kendi çok zengin olduğumda çok zengin bir koca istemem. Gerek yok çünkü. Çünkü var zaten. Ha, ortak bizim bir geçim şeklimiz var. Saçmalamadım değil mi? Yok. Yani öyle. Ya iyi niyetli bir bakış. Öbürü de şey diyebilir, o da zengin olsun. Öldüğü zaman ben daha da zengin olurum. Ya vallahi öyle insanlar var, ciddi söylüyorum. Çok yani, para çok şey ama her şey değil. Onu ben gayet iyi bilen bir insanım. Çünkü eğer sürekli tedirginlik yaşadığın, birbirinize girdiğiniz, kavga ettiğiniz bir eş varsa evde, istediğiniz kadar şoför sizi özel arabayla alıp istediğiniz alışveriş merkezinden istediğiniz kadar alışveriş etmeye götürsün, kalbinizde bir hüzünle gidersiniz. Ama bunu lafla söyleyince olmuyor. Olmuyor yani ya. Yaşayan ancak bilebilir. Tek taşın büyüklüğü değil, kalbin büyüklüğü önemli. Gerçekten. Gerçekten öyle.
Tek taş dediğiniz ne ki? Yani belli insanların belli bir değer verdiği bir taş parçası. Ama siz... Kömürün farklı bir çeşidi. Siz onu parmağınıza takıp da o kocaman tek taşı eğer mutsuz geziyorsanız o bir taş yani. Taş. İşte ama gençken insanlar farklı bakıyor. Bir de sen daha iyi bilirsin gerçi ama televizyonlarda, billboardlarda, kadın dergilerinin arkalarında, reklamlarda her zaman pahalı, gösterişli ve herkesten farklı kesin olmak pompalandığı için hepimiz de o farklılardan olmak için paraya ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden sanırım. Hı hı. Adam parası olsa iyi olur, ben de giderim kendime alışveriş yaparım diye düşünüyoruz galiba. Tabii ki para mefhumu da çok farklı. Hani benim için mesela evde bir pilav, bir yeşil fasulye, bir cacık olması muhteşem bir yemektir. Evet, evet. Ama kimi için de hani çok farklılar mı istiyorsunuz? Yani bu sizin hayata nasıl baktığınızla da birazcık alakalı. Yani zenginlik bazen çok farklı anlamlar içerebiliyor. Tabii ki ben demiyorum fukaralık. Bakın fukaralıkla zenginliği mukayese etmiyorum ama huzurla yenen o güzel bulgur pilavı evet çok tatlı oluyor. Bir laf var, Jim Carrey'nindi galiba. Diyor ki Allah herkese istediği kadar parayı verse de insanlar asıl ihtiyacının o para olmadığını anlasa. Oo, evet. O güzelmiş laf. Yani önemli olan neye ihtiyacımız olduğunu gerçekten tespit edebilmek. Kendinize iyi arkadaş olun. Kim? Kendinize sorular sorun. Bakın en başarılı kararlar, en başarılı insanlar kendilerine doğru zamanda doğru soruları sorabilen insanlar. Yani evde kaldım demeyeceksin o zaman. Hayır. Etraftan derlerse ne desin? Bu beni niye rahatsız etsin ki diye sorun ya. Ben bundan neden rahatsız oluyorum? Bu kimin fikri? Bu fikir benim için niye değerli? Bu laf benim için niye üzücü? Bunları tartışın içinizde. Yani demoda olan her şey gibi bu da bence bir gün tamamen işte raflara kalkacak bir durum, bir laf, bir benzetme. Peki erkekler için bir şey söyleyelim mi? Çünkü erkek izleyicilerimiz de oluyor. Evet, yani erkeğin evde kalmış olur mu? Var herhalde değil mi? Ay var. Hepsi de aileleriyle yaşıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu benim şahsi fikrim. Sen uzmanısın. O süre ne kadar uzarsa o kadar çok evlenmeme riskim mi diyeyim, şansım mı artık bilmiyorum. Bakın o artıyor. Sevgili erkekler, bunu kadınlar için de söylüyorum ama özellikle sizin için söylüyorum. Risk almadan yaşanmıyor biliyor musunuz? Risk alacaksınız. Deneyeceksiniz, karar vereceksiniz. Bakacaksınız. Yani hayat hep böyle, hep risk alarak. Yani hayat cesurları sever diye bir laf var. Onu da çok seviyorum. Hepimiz cesur olmak zorundayız kararlarımızda. Kendimizi ne kadar koruma altında tutabileceğiz ki? Biz bebek miyiz, çocuk muyuz? Öyle düşünün bence. Atak yapın diyor yani. Evet. O bahsettiklerin arasında bazı elemeler yaparak kendinize uygun... Nerede tanışabilirleri bir ayrı videoda mı yapalım? Bundan daha fazla ortam yok herhalde ama konuşuruz. Evet, bu ayrı bir video. Çünkü bayağı bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Ciddi mi? Evet. Tamam, süpermiş. O zaman umarım evde kaldığını düşünen ya da birinin evde kaldığını iddia edenler bu videoya düşerler. Düşebile bakalım, söylediklerine kulak verirler. Hayat risk almadan olmuyormuş. Evet, doğru. Hayat cesurları seviyorsanız.